Odak noktasından mutlu akşamlar. Evet, gündem Kıbrıs müzakereleriydi. Geçtiğimiz hafta ağırlıklı olarak ve tabii ki yansımaları devam ediyor. Çeşitli haberler, yorumlar, eleştiriler, eleştirilere yanıtlar, karşı açıklamalar. Peki nereye doğru gidiyor süreç? Yani yarından itibaren en az 3 gün sürecek teknokratlar düzeyinde garanti ve güvenlik konularında konuşulacağı bir süreç başlıyor yeniden. Buradan ne çıkacak, bunu da göreceğiz. Kıbrıs müzakereleri ve siyasete yönelik bir odak noktasıyla karşınızdayız. Çok değerli bir konuğumuz var. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sayın Mehmet Çağlar'la beraberiz. Değerli hocam, Sayın Vekilimiz, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Cenevre'deki heyette siz de vardınız. Evet. Sürekli olarak zaten hem Brüksel'in Cumhuriyetçi Türk Partisi. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak tabii ki parti adına. Yani Avrupa Birliği'nin, komisyonun, konseyinin yani tüm birimlerinin, tüm organlarının çalışmalarını yakinen takip eden, gerek orada gerek burada ve aynı zamanda Kıbrıs müzakerelerini de yakından takip eden bir isimle bir program yapmak istedik. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de heyetinde yer almıştınız. Dolayısıyla öncelikle sade vatandaşın da size yolda gördüğünde sorduğu soruyla başlamak isterim. Evet. Efendim, Cenevre'ye nasıl gittiniz? Nasıl döndünüz? Ruh haliniz, düşünceleriniz ve motivasyonunuz Kıbrıs müzakereleriyle ilgili nedir efendim? Evet. Şimdi güzel bir soru ve tamamen içtenlikle cevap vermek isterim. Ne umut pompalamak ne de umutsuzluk aşılamak, böyle bir niyetimizin zaten böyle bir dönemde olmaması lazım. Yani gerçekten halkını seven, halkının haysiyetini, geleceğini, onurunu düşünen insanların da böyle davranması gerektiğini düşünüyorum. Ben kendi adıma ve partim adına Cenevre'ye giderken yaptığımız açıklamalarda, Sayın Başkanımızın yaptığı açıklamalarda da bir takım sorunlar olduğunu, hala çözülmesi gereken noktalar olduğunu vurgulamış ve Cenevre'nin belki son istasyon olmayacağını hatta belirtmiş. Ama ancak bu doğrultuda devam edilebilmesi açısından bazı ileri adımların atılmasının çok olumlu olacağını vurgulamıştık. Bu duygularla gittik ve döndüğümüz zaman şunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz haftaya nazaran, yani Cenevre öncesine nazaran, ben çözüme daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Ama bu kesin çözüme ulaştık, artık bitti demek değildir. Hala daha gayret etmemiz gereken, hala daha katkı koymamız gereken, gerek Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'yı motive etme, cesaretlendirme adına, ama gerekse de yapıcı bir takım öneriler getirerek bazı boşlukta kalan noktaların dolması noktasında da adımların atılmasına katkı koymamız gerekiyor. Bunu yaparken de bir evet kampanyası başlatmak doğru değil, ama bir hayır kampanyası başlatmak hiç doğru değil. Çünkü şunun altını çizmek gerekir. Her şeyden önce 50 yıldır, hemen hemen 50 yıldır, çünkü evet 74'ten sonraki süreci düşünüyoruz bazen, ama 68'i düşünmemiz gerekiyor. 1968'de görüşmeler başladı Kıbrıs'ta, Beyrut'ta başlayan müzakere süreci 2018'de tam 50. yılı olacak. Dolayısıyla bu yıl 49. yılında 68'de başlayan müzakere sürecinden sonra ve 1974'te birinci harekatla ikinci harekat arasında Cenevre'de yapılan müzakere süreçlerini hatırlarsak, orada orada garantör ülkeler bir toplanmıştı. Ama bu anlamda toplanılmamıştı. Çünkü orada Birleşmiş Milletler, garantör ülkeler vesaire vesaire, işte ateşkesin ne olabileceği, kantonal bölge mi olsun olmasın mı noktaları, Turan Güneş'in dönemleri, Sayın Ecevit'in, Sayın Ecevit'in, Sayın Kalahan'ın dönemleri. Şimdi burada ama ilk kez, yani 1960 Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yürüttüğü diyelim, veyahut da bizim haklarımızı da gasp ederek yürüttüğü ve bizim kendimizi içinde göremediğimiz o Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduktan sonra ilk kez beşli bir görüşme yapılıyor. Yani 50 yıllık bir süreçten bahsediyoruz, evet. Sevgili Mert. Bu başlı başına oldukça anlamlı bir şey. İkinci anlamlı bir noktaya daha değinmek istiyorum.
Bakın 40 yıldır, 43 yıldır bu yıl, 74'ten bu yana Kıbrıslı Rumlar ya da Rum liderliği hiç kendileri bir toprak oranı ve önerisi ortaya koymamışlardı. Hep yüksek perdeden konuşuluyordu. İşte Kıbrıslı Türklere şu kadar, %20, %25 falan. Ha, 1989'da %29 artı noktası gündeme geldi. O dönemki müzakerelerde Sayın Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın katıldığı müzakerelerde ve bu %29 artı KKTC Meclisi'nde de onaylandı. O dönemki müzakere sürecini yürütmesi anlamında. Ama ilk kez onu saymadığımız takdirde bunları, çünkü onu Kıbrıs Rumların bir kabulü değildi o da zaten. İlk kez Kıbrıs Rumlar bir oran koydu ortaya. Bu orana dayalı bir harita koydu. Yani bugün... bu bak, ne demektir? Bu bir ilk olmasının dışında ne anlama gelir? Bu şu anlama gelir. 40 yıldır her konu konuşulsun, ondan sonra toprağa gelelim konusu vardı biliyorsunuz. Haritayı en son açalım. Ve herkes harita konuşmaktan imtina ediyordu. Ama bugün ve neden imtina ediliyordu? Çünkü arada dağlar kadar fark olduğu söyleniyordu. İşte Kıbrıslı Türkler %36-37 toprak tutuyor. Bunun en az yarısını vermelidir. Kendi işte toprak, Koçanlı toprak tuttuğu toprak %18'dir, %14'tür, %20'dir gibi bir takım söylentiler oldu hep. Ve dolayısıyla Rumların isteyebileceği toprakla bizim düşüneceğimiz toprak arasında hep büyük farklar olduğu söylene geldi bugüne kadar ve bu konu cız yakar, dokunma yakar noktasındaydı. Ama bugün 11 Ocak'ta iki liderin BM gözetiminde birbirlerine sunup sonra kasaya koydukları haritalar arasındaki fark %1. Bu çok önemli. Yani bugün artık o 40 yıldır değinilmesi endişe yaratan, korkulan, neredeyse tabu olan bu konu da arada fark, Kıbrıslı Türklerle Rumlar arasındaki fark %1. Bu da aslında işte artık çözüme gerçekten bu irade gösterildiği takdirde, devam ettirildiği takdirde ne kadar yakın olduğumuzun bir başka göstergesidir. Çünkü artık çözüm, yani toprak bu müzakere süreci sürdüğü müddetçe ve çözüme gidecekse %28.2 ile %29.2 arasında olacaktır Kıbrıslı Türklerin toprak miktarı. Bu budur. Ha, bugün bizim verdiğimiz oran ve harita %29.2. Şimdi bu orana elbette ki Kıbrıslı Türk bütün siyasi partiler ve Kıbrıs Türk halkı bu oranın artık üstüne çıkılamayacağını görüyor. Çünkü bu oran üst limit. Ama bir şey daha biliyoruz. Kıbrıs Rumlar da bunu biliyor artık. %28.2'nin de altına düşülemez. Ha, nerede olacak? Ne 28.2 olacaktır elbette, ne 29.2 olacaktır büyük olasılıkla. Bu ikisinin arasında bir yerde bir uzlaşı olacaktır ve bu uzlaşı da diğer konularla bağlaşıklık kurularak garantörlük, güvenlik olabilir, kararlara katılma, güç paylaşımı olabilir, mülkiyetin nasıl kullanılacağı olabilir. Buralardaki oranla o 28.2 ile 29.2 arasında bir yerde durulacak. Bu bana göre gerçekten elde edilen en önemli noktadır. Bundan önce bence elde edilen bir başka önemli husus da 11 Şubat belgesiydi. 11 Şubat 2014'te imzalanan belge de aslında ilk kez tarafların altına imza attığı iki bölgelilik, iki kurucu devletli olması, ortak federal bir yapının kurulacak olması, siyasi eşitliğe dayanacak olması hep söylene geldi. Belki anlam planında da bunlar vardı ama taraflar altına imza atmamıştı. İlk kez çerçeve anlaşma. O çerçeve anlaşma oldukça önemliydi. İki kurucu devletin kabul edilmesi anlamında. O çok manidar bir şeydi ve zaten siyasi eşitlik vurgusu kesinlikle. Tabii ki. Evet. 8 maddelik bir çerçeve anlaşmaydı biliyorsunuz. Ve bunun altına imza koyan da o dönemin Sayın Cumhurbaşkanı Eroğlu'yla, Sayın Doktor Derviş Eroğlu'yla, yine Sayın Anastasiadis'ti. Tabii ki bu zaman zaman sevgili Mert, bizde şöyle sesler de çıkar.
İşte Rumların Ulusal Konseyi vardır da bizde neden böyle bir şey yoktur da mutabakat sağlansın falan falan. Yani bu da abesle iştigal etmektir diye düşünüyorum. Yani Ulusal Konsey olması ne demektir? Yani burada Kıbrıslı Rumlar arasında bütün siyasi partilerde müthiş bir uyum vardır mı demektir? Bu müthiş uyum vardır da bu Ulusal Konsey vardır da Cenevre'de Sayın Anastasiadis'i, Sayın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı'nı, Biko ve EDEK partileri yalnız bırakıp kaçtılar ve bugün çözüme ilk kez bu kadar yanaşıldığı bir durumda topa tuttular Anastasiadis'i. Bu mudur bu Ulusal Konsey olsun bizde de diyenlerin şeyi murat ettiği? Halbuki bizde baktığımız zaman evet bir Ulusal Konsey adında bir şey yok ama parlamentomuz var. Bir. İkincisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın haftalık görüşmeleri var siyasi partilerle. Bunlar çok önemli. 11 Şubat belgesi imzalanmadan bütün siyasal partilerimizin başkanlarının katıldığı ve heyetlerinin katıldığı toplantıda zaten o dönemde de ortak bir noktaya varılıp gelinmişti. Ve artı Cenevre'de de Sayın Cumhurbaşkanı bütün siyasi partileri, mecliste temsil edilen bütün siyasi partileri davet etti. Ve orada bulunduk. Orada bütün katkılarımızı biz CTP olarak da diğer siyasal partileri de kendi bakış açılarına göre koydular. Ve Sayın Cumhurbaşkanı gerek 9 Şubat akşamı gerekse 11 Şubat akşamında da 12 Şubat akşamında da siyasal partileri toplantıya çağırıp ilerlemelerin ne olduğu noktasında önümüze şeyi çerçeveyi koydu. Şunu ve bunlar tartışıldı. Yani şu cümleyle bağlayayım. Yani dolayısıyla Kıbrıslı Türklerin artık zaten hemen hemen ortak diyeceğimiz bir akıl noktasında buluşuldu. Ha bunu sağladıktan sonra yani o iki bölgelilik, iki toplumluluk, siyasi eşitlik, işte varılacak anlaşmanın birincil hukuk olma noktası, Türkiye'nin garantörlüğünün Kıbrıslı Türkler açısından ne kadar önemli olduğu, mümkün olduğunca en az insanın yer değiştirecek olması. Bunlar ortak akılın ürünüdür. Bunlar ortak akılın ürünüdür. Ha şimdi yapılması gereken o yapılan pastanın kekine en iyi bir sunum da yapabilecek bir nokta. Yani o boşlukları da doldurabilecek katkıları yapmaktı. Çünkü hala daha başta Kıbrıslı Türkler adına tabii ki ama çözümün sürebilmesi anlamında da bu ortak çıkacak olan çözüme hala katkı yapılabilir. Hala. O yüzden de ben hala yadırgıyorum şimdi şu anda çözüme karşı olan gerek kuzeyde gerek güneyde çözüm karşıtı propaganda yapanları, hayır kampanyası başlatanları, iki taraf için de söylüyorum, haritalar dağıtanları, harita kasada kitli, harita kasada kitli ve liderler BM gözetiminde bunu koydular ve liderlerin... Haritalar kasada kilitli ama yani o noktaya gelecektim. Yani evet. Haritalar daha karşılıklı olarak sunulmadan köy isimleri bir şekilde, bir de şu sızdırma numarası, yani artık bunu sokaktaki Kıbrıs Türk'ü, normal sıradan bir vatandaş bile sokakta bunun bir sızdırma olmayacağı noktasında endişeleri olabiliyor. Zira önce köy isimleri duyuldu. Belli bir harita şekli tasvir edildi. Ardından haritalar verildikten sonra yine basına bazı sızmalar gündeme geldi. Bunlar sızma mıdır, sızdırma mıdır, bilinçli mi yapılır? Anastasiadis protesto eder, işte partileri bilgilendirmeyeceğim der ama sonrasında da yine döndüğü zaman yaptıkları görüşmeleri ve açıklamaları duyuyoruz. Şimdi siz Cenevre'de bunları konuşurken, bunları görüşürken biz de buranın nabzını ve oradaki bilgileri kefeye koyup tartmaya çalıştık ya da işlemeye çalıştık. Birincisi Sayın Meclis Başkanı Sibel Siber'in, bir CTP'li olarak Sayın Sibel Siber'in bir mektubu vardı kendisine. Partileri, siyasi parti temsilcilerinin ya da siyasi milletvekillerinin sorularını meclisteki kapalı oturumlar sırasında soramadıkları, daha sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Siber'den yazılı olarak bu soruları alabileceği noktasındaki sözü üzerine Sayın Siber'in kendisine vermiş olduğu mektup basına düştü. Öte yandan eski müzakereciler, yani Sayın Özersay, evet şimdi bir parti genel başkanıdır ama Sayın Olgun, Sayın Ertuğ'un endişeleri, açıklamaları, madde madde, yani bunlar rasyonel, altı gerçekten yanıtlanmayı bekleyen pek çok soru vardı. Bunları da gördük. Bu endişelerin bir kısmına da katılıyorum. Onun dışında bir de
Cenevre'de hükümetin bir rahatsızlığı oldu. İlk gün, birinci gün pazartesi günü bir görüşme, siyasi parti liderleriyle bir görüşme Sayın Cumhurbaşkanımızın. Ardından ikinci ve üçüncü gün görüşme taleplerine yanıt vermeyişi üzerine ve kendilerine ulaştırmış oldukları mektubun, ilk mektubun ardından bir muhtıra yayınlandığı belirtildi hükümetin Cumhurbaşkanı'na. Şimdi sadece üstü kapalı endişeler, eleştiriler değil, altı dolu olan, ayağa basan ve endişesi giderilmeye çalışılan bazı konu başlıkları vardı. Bilmiyorum. Yani onları somut konuşalım. Somut konuşursak madde madde saymam gerekecek, program sıyamayacak. Sayalım. Şöyle sayalım o zaman size. O zaman buraya birincisi, kadar olan harita meselesini konuştuğumuz için onu soralım o zaman. Buraya kadar olanı bir önce şey tamam. Yapayım. Yani bu endişeleri hani dediniz ya, ortak akıl, belli başlı konular. Siyasi parti liderleriyle yapılan, Ergün Olgun'un da katıldığı, Sayın Osman Ertuğrul'un da katıldığı toplantıda ben de vardım. Evet. Dolayısıyla bu noktayı önce bir temize havale edelim. Evet. 9 Ocak günü iki lider görüşmeye başladı ve akşamında Sayın Cumhurbaşkanı Cenevre'de bulunan siyasi parti liderlerini ve siyasi parti ekibini toplantıya çağırdı. Ulusal Birlik Partisi Başkanı yoktu o gün. Sayın Hüseyin Özgürgün bir sonraki gün gelmişti çünkü. Dolayısıyla o yoktu. Sayın Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu vardı toplantıda. Ve diğer siyasi parti başkanları vardı ve orada bulunan ekiplerimiz vardı. Dolayısıyla orada kaygılar ortaya kondu. Yani gerek CTP ekibi tarafından, gerek DP, gerekse TDP olarak kondu, paylaşıldı. Ve özellikle teknik konularda bu açılımlar yapıldı ve hassasiyetler ortaya kondu. Nasıl katkı koyabileceğimiz ortaya kondu. Orada da herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Dolayısıyla orada bir şey yoktu. Bir farklılık yoktu. Tam tersine biraz önce bahse geçen arkadaşlar olsun, diğer partilerdeki diğer arkadaşlar olsun, bu toplantının oldukça yapıcı geçtiğini ve bunun sürmesinin büyük faydası olacağı ortaya kondu. Şimdi ikinci gün zaten gece saat 11.30-12'de Cenevre saati toplantılar bitti. Dolayısıyla o gün bir bilgilendirme olamadı. Gece yarısını bulmuştu çünkü. Üçüncü gün yani 11 Ocak'ta bahsettiğiniz şekilde bir takım belgelerin verildiği, muhtıra ya da talepler veya işte şu olmazsa harita verilmesin gibi noktalar. Bu olmazdı. Bu böyle bir şey mümkün değildi. Neden değildi? Çünkü 1 Aralık'ta 1 Aralık'ta burada 9 Ocak'ta görüşmelerin başlayacağı, 11 Ocak'ta görüşmelerde ilerleme olsun veya olmasın, 11 Ocak'ta haritaların verileceği, 12 Ocak'ta da beşli görüşmenin, garantör ülkelerinde katılacağı, beşli görüşmenin yapılacağı noktasında bir mutabakat yapıldı ve bu bütün dünyayla paylaşıldı. Dolayısıyla bu öneri, yani bu şekle gelmesi tamamen Türk tarafının ve tamamen Sayın Akıncı'nın yoğun girişimleriyle, yoğun talepleriyle başarılan bir noktadır. Yani dolayısıyla 11 Ocak'ta haritaların verileceği kesinken artık ilerleme olsun veya olmasın ve akabinde de 60 yıllık, 50 yıllık Kıbrıs sorununda ilk kez, neredeyse 74'ten sonra özellikle ilk kez garantör ülkelerin de toplanacağı ve hatta garantör ülkelerden Yunanistan'ın biz sadece garantileri konuşuruz, bütün diğer konular biterse toplanırız demesine rağmen o konular bitmeden onların da bir alver sürecinde görüşülebileceği, tümünün görüşülebileceği bir noktada böylesi bir toplantıyı kotarmak, böylesi bir nokta toplantıya gelmeye başarıya imza attıktan sonra sizin kendi hükümetinizin o güne kadar da istişare ederek getirdiğiniz bu görüşmelerde Sayın Mert ve hatta bir gece önce de mutabık kaldığınız gelişmelerden sonra böylesi bir çıkışın ben çok da normal olduğunu düşünmüyorum. Yapıcı olduğunu düşünmüyorum. Yani orada bir şey yapılamazdı zaten artık. Ha, dolayısıyla ardından Sayın Cumhurbaşkanı haritalar verildikten sonra da siyasal partileri çağırıp orada o bilgilendirmeyi yaptı. Neticesinde 12'sinde garantör ülkeler toplandı. Gelinecek miydi, gelinmeyecek miydi tartışmaları bitti.
beşli görüşme mi olacak, çoklu görüşme mi olacak? Bu spekülasyonları da unutmayalım. Bunlar da yaşandı bu toplumda. Yani işte Kıbrıslı Türkleri azınlık durumuna düşürecekler. Yok Kıbrıs Cumhuriyeti oturacak, masada da Akıncı azınlık lideri olarak oturacak. Yok işte beşli olmayacak da Güvenlik Konseyi gelecek de, yok şu olacak bu olacak dendi. Avrupa Birliği nerede oturacak? Sonuçta bu masa kuruldu ve beşli kuruldu. Tam da Sayın Akıncı'nın ve bizlerin ortaya koyduğu yalnız şekilde dikkat çektiğim oluştu. Şey, yani müzakerecilerin ve Sayın Sibel Siber'in ve hükümetin uyarılarının kesiştiği çok nokta olmasıydı. Yani işin içinde meclis başkanının da soruları sayın ve yorumları var. Sayın Mert, bunlar olabilir hepsi. Yani bunlar yapıcı bunlar değil olabilir. Midir? Aynı kefeye bunlar koyabilir olabilir, miyiz bak, bunları? Bunlar olabilir. Ben yıkıcıdır demiyorum zaten. Evet. Bunlar olabilir. Ama yapıcı tabii değildir ki, diyorsunuz. Tabii ki yapısal anlamda bir şey değiştirmezdi anlamında söylüyorum. Yapıcı değil değil. Çünkü o güne kadar yapabilirdiniz o eleştiriyi. Harita verildikten sonra eleştiri yapmanın da bir anlamı kalmıyor tabii. Bir gün önce toplantı yapıldı zaten, evet. Sevgili Mert. Evet. Yani 9'unda toplantılar yapıldı. 10'unda bir şey değişmedi ki zaten. Yani 10'unda... İlk günkü toplantının ardından zaten bir endişe, uyarı ve beklentilerle ilgili bir mektup ulaştırılmış Sayın Cumhurbaşkanı'na ve bazı sorular sorulmuş bu mektubun içerisinde. Sevgili Mert, Kıbrıs'ta zaten 2 gün önce gene siyasi parti başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşmedi mi? Evet. Yani bu uyarılar orada ya da bu tip endişeler... Yani şunu söylüyorsunuz, toplantıya gelince Sayın Cumhurbaşkanı'na bu gibi endişeler ulaştırılmıyor. Her şey normalmiş gibi davranıyor. Yani, bunu mu diyorsunuz? Yani bir samimiyetsizlik mi görüyorsunuz? Hayır, hiçbir şey görmüyorum. Ben sadece söylediğim daha... pozitif bakılıp daha yapılan toplantılarda bir takım endişeler Sayın Cumhurbaşkanı'yla paylaşılabilir, varsa öneriler paylaşılabilir. Bakın, bu toplantılarda paylaşılmadı mı Cenevre'de? Hani siz oraya katıldığınız için soruyorum. Paylaşıldı diyorum işte. Paylaşıldı. Ondan sonra bunların çıkmasının anlamını ben çok çözemiyorum. Onu söylemeye çalıştım. Yani bizlerin de katıldığı 9'unda yapılan toplantılarda bunlar zaten ortaya kondu. Yani durup orada bu müzakerelerin en hassas olduğu bir noktada ve sürecin nasıl işleyeceğinin belli olduğu bir noktada bu tipten bir takım girişimler yapılması ve kamuya dönük, adaya dönük bir takım söylentiler çıkarılmasının ben sürece pozitif katkı koymadığını düşünüyorum. Peki. Bu anlamda. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın üzerinde bu anlamda bir şey yaratmak, bir baskı. Baskıdan öteye başka bir şey yaratmak, sanki bir şeyler kaçırılıyor şeyden, yangından mal kaçırılıyor gibi. Halbuki her şey ortada ve her şey gerek tutanaklarda olsun, gerek yakınlaşma kağıtlarında olsun zaten bizlerle paylaşıldı. Peki, dolayısıyla biz de Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak biz de bunu Sayın Başkanımız, Genel Başkanımız toplumla paylaştığı için de çok rahat söyleyebiliyorum. Bizim endişelerimiz de olarak gittik. Sizlerin de mi eleştirileri var? Yani endişeleri olacak, vardı. Pardon. Olacak tabii ki. Evet. Yani biz siyasi eşitlik konusunda, siyasi eşitliği tam koparamadan bir çözüme ulaşmak bizi rahatlatır mı? Ya da bu bir çözüm olur mu bizim için? Evet. Dolayısıyla çözüm olur. Ulaştığın her şey bir çözümdür. Ama önemli olan bu çözümü Kıbrıs Türk halkının varlığını, siyasi eşitliğini koruyabilecek noktaya taşıyabilmektir. Birincisi bu. İkincisi, Kıbrıs Türk toplumu bugün belirsiz bir ortamda yaşıyor. Tam bir belirsizlik içerisinde yaşıyoruz. Yani öngörülemeyen bir ortamda yaşıyoruz. Yarın nasıl olacak öngöremiyoruz. Bu sadece siyasi anlamda da değil, ekonomik anlamda da öngörülemeyen bir ortamda yaşıyoruz. Ve ekonomik anlamda da belirsizliklerin veya anomalilerin yaşandığı bir toprak parçasında, coğrafyada yaşıyoruz. Yani sen düşün, aynı mahallede 6 tane farklı arsa olabilir mi? Farklı değerde. Biri eşdeğer, biri Koçanlı, biri Türk malı, biri mücahit puanlı, biri tahsisli, biri Rum tarafına verilecek sokaktır. Bu da bu değildir. Şimdi böyle bir tapu sisteminin bile net olmadığı bir belirsiz ortamda yaşamak artık Kıbrıs Türk halkına reva görülecek bir nokta değil. Evet, endişeyle bağlıyorum. Dolayısıyla biz Kıbrıs Türk halkını bu belirsizlikten kurtarıp belirli olacağı ve öngörülebilir bir ortama taşımak istiyoruz, değil mi? Şüphesiz. Dolayısıyla varılacak olan bir çözümde eğer evet denilecekse, evet diyeceksek, evet dedikten sonra belirsizliklerin ortadan kalkması gerekiyor. Zorluklar olabilir. Bir süre daha çok mücadele edip bu aradaki farkı kapatmak, eksiklerimizi kapatmak için daha çok mücadele etmemiz gerekebilir.
ama belirsizliğin kalkması gerekiyor. Yani ben eğer evet dediysem, özellikle mesela mülkiyet alanında veya yargıda, yarın bunların mahkeme tarafından birisi başvurduğunda ortadan kaldırılamaz olması lazım. Evet. Tamam, dolayısıyla bizim de işte bakın, ama biz bunları... Peki bu endişelerinizi giderebildiniz mi? Biz gidermeye çalışıyoruz. Tabii bir kısmı giderildi. Yani döndüğünüzde endişeleriniz artık geride kalmış mıdır? Yani bunları öğrenebildik mi? Bakın. Bunlara ulaşabildik mi? Mesela dönüşümlü başkanlıkla ilgili çok soruluyor. Yani biz Cenevre'den döndük, umut var. Dönüşümlü daha iyi noktadayız diyenlerin, sizlerin de endişesi olduğu gibi dönüşümlü başkanlık, delegasyonlar, Avrupa Birliği birinci hukuku meselesi gibi pek çok konuyla ilgili bizim bu ortak akıl noktasındaki duruşumuzla ilgili endişelerinize yönelik olarak Cenevre'den dönüşümüzde bunlar bizler için bakın, hangi noktada? Kararlara katılım konusunda kararlara etkin katılım konusundaki endişelerimiz büyük oranda giderildi. Daha yapılacak iş var mı? Var. Ama daha süreç bitmedi. İşte bunun için bunları basın yoluyla insanların kafasında soru işaretli yaratacak şekilde hayır kampanyalarıyla yaratmak yerine burada bunlar için harcanacak olan enerjiyi ve mesaiyi bunlara çözüm önerisi üretecek şekilde bu akıl terini çalıştırıp buna ne önerebiliriz noktasında katkı koymaktır asıl olan. Yoksa şey yapıp yaygara yapıp halkı galeyana getirip şu oluyordu da satılıyorduk da ediliyorduk da gibi bir şeyler Kıbrıs Türk halkına ne faydası var ki bunun? Ne faydası var? Siz eğer dönüşümlü başkanlık konusunda bir endişeniz varsa buna bir alternatif getirip de bunu sağlayamıyorsanız Kıbrıslı Rum siyasi partilerle görüşüp birlikte bu konuda adımlar attırtamıyorsanız. Yani müzakere bir çözüm sanatıdır diyorsunuz. Evet. Öyledir. Evet. Öyledir ve yapıcı olmak gerekiyor bu anlamda da. Yani eleştiri eğer alternatifini birlikte taşımıyorsa suçlamadır, eleştiri değildir. Evet. Eleştiri olabilmesi için, herhangi bir konuyu eleştirebilmemiz için alternatifini ortaya koymamız gerekiyor. Peki, yani süre azaldığı için soruyorum. Evet. Bir CTP'li olduğu için de sormak isterim. Sayın Sibel Siber'in rahatsızlıklarıyla ilgili kulislerde dolaşan pek çok konu var. Duyuyoruz, sizler de biliyorsunuzdur kendi içinizde. Bu deşifre ettiğim bir şey değil, malum beyanı. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Meclis Başkanı Sayın Sibel Siber'in rahatsızlıklarının meclis adına mı yoksa bir CTP milletvekili olarak ya da kişisel bir endişe olduğunu düşünürsünüz? Bu konuyla ilgili Cumhuriyetçi Türk Partisi içerisinde bir rahatsızlık var mı Sayın Sibel Siber'in bu konulardaki düşüncesi, tavrıyla ilgili sizce? Şimdi Sayın Sibel Siber, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı'dır. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra bu ülkenin iki numaralı yetkili evet. Ve Cumhur'u temsil eden evet. Yasamanın başıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gaybubetinde olmadığında, ülke dışında olduğunda Cumhurbaşkanlığı mevkiine oturan ve onu temsil eden bir kişiliktir. Ve saygın bir kişiliktir. Ve ikinci dönemdir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlığını yürütmektedir. Evet. Sadece bu sıfatla Sayın Sibel Siber'in bir takım kaygılarını önerileriyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'yla paylaşmaktan daha normal bir şey görmüyorum ben. Dolayısıyla bunu bir şey yapıp kimilerinin ortada gerek Sayın Sibel'i dövmek, gerek Cumhuriyetçi Türk Partisi içerisinde bir takım çalkantılar yaratmak, gerekse sanki Sayın Cumhurbaşkanı ile arasında bir ihtilaf varmış gibi göstermeye çalışmak, bana göre bunlar da yapıcı şeyler değildir. Bunlar da politik görüyoruz. Dolayısıyla bunların süreç içerisinde kamuoyunun, halkın gözü önünde cereyan eden noktalardır bunlar. Peki. Biraz şey olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir şeyi söylerken önce 20 defa elekten geçirmemiz gerekiyor. Evet. Bütün insanlar olarak, bütün siyasiler olarak özellikle. Çünkü bizler bu toplumun iradesini teslim ettiği, seçerek teslim ettiği ama kendi iradesini, halk kendi iradesini teslim ediyor. Ve dolayısıyla halka layık olmamız gerekiyor bu noktalarda. Onun için ben bu türden yapılan bir takım adımların, atılan bir takım adımların ya da suçlamaların çok da şık durmadığını düşünüyorum. Peki, son istasyon değil dediğinizi söylediniz. Evet. Cenevre'ye gitmeden önce evet. Söylemiştiniz evet. Değil mi bunu evet. Efendim? Evet, bu arada yine o dönemde
kocasında açıklamaları vardı. Biz Birleşmiş Milletler'den yetki aldık, daha güvence aldık. Cenevre'de bir başarısızlık durumunda süreç noktalanacak değildir. Devam edecektir noktasında. Diğer yandan da Sayın Nami, Sayın Ayde aslında 5 başlıkta büyük ölçüde çözüme ulaşıldığını, her ne kadar tamamı kapanamasa bile güvenlik ve garantilerle ilgili de topun artık garantörlerde olduğu noktasına geldik. Ve bizler bunu genel hatlarıyla, evet, masada iş büyük çoğunlukla bitti. Belki birkaç al verle, birkaç eksik maddenin kapatılmasıyla çözüme yaklaştık. En önemli başlık olan, belki en kritik başlık olan güvenlik ve garantileri meselesinde çözülmesi bekleniyor Cenevre'den. Belki buradan bir referandum çıkar mı çıkmaz mı? Gerçi ayda ilk gün basın toplantısında buradan bir referandum tarihi beklemeyin demişti ama bunun bir son istasyon olup olmayacağı noktasında, eğer Cenevre değilse şimdi tekrar ikinci Montpellier'in, hatta üçüncü Montpellier'in olacak görüşmeleri teknokratlar düzeyinde. Nereye varır noktasında bir beklenti var. Çünkü bunu sizler de sanırım dün yaptığınız bir açıklama ya da geçtiğimiz günlerde düştü bir açıklamanız da aynı noktada olduğunuzu düşünerek soruyorum. Yani sizce bu sürecin ucu açık mıdır? Yani yoksa artık çözüm noktasında bir çıkmaz noktaya sokağa girmiş miyizdir? Yani ulaşma noktasında. Çünkü bu duvarın arkasında tekrar bu sürecin sarkma durumu olur mu? Çünkü Kıbrıs Türk halkı dediğiniz gibi bu belirsizlikle yaşamaktan bıktı. Bunu bir çözüme kavuşturmak gerekiyor. 50 yıldır bunun için enerji ve zaman harcıyor ama daha fazlası yok. 2016'nın doğal takvim olduğu söylemleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın hepimizin aşikar olduğu söylemleri, bildiğimiz söylemleri. 2017'ye sarkan Cenevre görüşmelerinin bir sarkma olduğu da Türkiye tarafından bu şekilde görülüyor. Aslında 2016'nın bir devamı olarak görülüyor. Sığmayan bir süreç olarak algılanıyor. Peki, çarşambaya uzamasını da anladık, kabul ettik. Çarşamba günden sonra 3 gün, 4 gün, 5 gün, 1 hafta. Bundan sonra süreç nereye gider ve bir tıkanıklık durumunda sizce de gerçekten yolun sonuna gelinir mi? Evet. Daha ne kadar devam edebiliriz bu yola? Evet. Şimdi tabii ki Kıbrıslı Türklerin belirsizlikten ya da öngörüsüz bir noktada yaşamaktan çok zorlanmış olması tabii ki biraz da sadece Kıbrıs sorunu çözümünden değildir bu. Bu gerek konjonktürün yarattığı ama gerekse de içte belki de yıllardır doğru politikaların, üretken politikaların, belki Türkiye ile ilişkilerin daha iyi bir potaya götürülememesinin, ürettiğimizi satamamanın, projeler yapamamanın, bütün bunların hepsinin aslında bir bileşkesidir o. Şimdi çarşamba gün, yani yarın belirlendiği üzere 5 tarafın, 3 garantör ve 2 Kıbrıs'taki 2 tarafın teknik heyetleri ev ödevlerini çalışarak gidiyor ve yarın öyle başlıyor. Ev ödevlerini kendi kendilerine verdiler zaten BM huzurunda. Neydi ev ödevleri de? Garantiler ve güvenlik konusunda ne durumdayız? 1960'ta neydi? 74'te ne oldu? 63'te ne oldu? 80'lerde ne oldu? Ve 2017'de neredeyiz? Güvenlik nedir? Ne anlıyorsunuz güvenlikten? Garantiler nedir? Garantilere Kıbrıs Türk toplumunun ve Kıbrıs Rum toplumunun ihtiyaçları nelerdir? Bölgenin ihtiyacı nedir? Gibi bir takım egzersizleri yapabilmek ve bir karar vermek için zaten ayın 12'sinde bu garantörler oturmuştu. Ve Kocias, Yunanistan Dışişleri Bakanı, buna hazır olmadığını, bir süre istediğini söyledi. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, yarın toplanalım, yarın akşam toplanalım. Evet, Türkiye'de destekledi, İngiltere'de destekledi bunu. Evet, Yunanistan dışında diğer partiler, Rum tarafı da dahil orada destekledi. Evet. Ertesi gün olmasın. O yüzden bugün Atina ve Güney Kıbrıs arasında bir acaba uyuşmazlık mı var? O detayı bilemem artık. Yani o neydi, bir uyuşmazlık mıydı yoksa bir başka bir şey miydi, onu bilemiyorum. Ama sonuçta Yunanistan önce bir 23'ü diye bir tarih koydu. Orada bir sıkıntı çıktı. 23'ün çok uzun olduğu ve hazırlık yapmak için hazırlanmaya hazırlanmak gibi bir de deyim kullandı Sayın Guterres oralarda Yunanistan için ve bu Guterres-Kocias açısından ve sonuçta 18'inde mutabık kalındı ve 18'inde işte bunlar
bunlara çalışılarak gelinmesi ve garanti ve güvenlik konularında görüşlerin ortaklaştırılmaya çalışılacağı bir süreç olacak. Ama bu tabii ki teknik komite olduğu için siyasilere götürülme amacıyla hazırlanacak. Yani dolayısıyla 2-3 gün sürecek olan, muhtemelen 2-3 gün sürecek olan bu Montpellier'deki zirve ya da açılan konferansın devamı, çünkü kapanmadı konferans daha, adaya gelinecek. Şimdi adaya gelindikten sonra ve diğerleri de kendi ülkelerine dönecek. Gelindikten sonra 23'ünde Kazakistan'da biliyorsunuz Astana'da Suriye görüşmeleri var. Ve doğal olarak Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'de orada olacak. 20'sinde keza yani Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde devir teslim töreni vardır. Dolayısıyla birçok ülke orada olacaktır. Sayın Çavuşoğlu da büyük ihtimalle oralardadır. 23'ünde başlayacak olan Kazakistan görüşmeleri birkaç gün süreceğini varsayarsak bu ayın 27-28'ini bulacaktır. Ve dolayısıyla muhtemelen bir 10 günlük süreçten bahsedildi. Yani 10-15 günlük bir süreçten. Demektir ki ay sonunda büyük olasılıkla Cenevre'de veya bir başka yerde bilemiyorum. Bu açılan konferans yeniden liderlerin katılımı ve büyük olasılıkla da bu kez başbakan düzeyinde. Büyük olasılıkla diyorum. Öyle bir katılım bekleniyor. Ha, oraya toplanılır. Teknik heyetlerin ulaştıkları sonuçlar siyasilerle değerlendirildiğinde hemen çözülebilecek bir noktada zaten imza atılıp bir çerçeve anlaşması imzası atılıp dönülür ve hala daha kalan boşluklar, teknik anlamda boşluklar varsa onlar doldurulur ve bu süreç belki birkaç ay sonra bir referanduma gidebilir. Ha, ama bu ucu açık mıdır, kapalı mıdır noktasında bu artık geri dönülemeyecek bir noktaya gelindiğini düşünüyorum ben. Yani artık Cenevre öncesine dönemeyiz. Yani Cenevre'ye gitmeden önceki noktada değiliz artık. Çünkü artık garantörler oturdu. Garantörler oturdu ve bir karar vermek durumundalar. Ha bu karar 10 gün sonra mı verilir? Bu Cenevre konferansı 15-20 gün mü sürer? Bunu bilemem. Bu anlamda bir deadline yoktur. Böyle bir tarih yoktur. Ama bu 6 ay sonra Cenevre konferansının olacağını da düşünmüyorum. Ama bir sonuca varacak bir sürecin başlangıcıdır bu. Dolayısıyla bu evet, öyle bu anlamda böyle ucu kapalıdır. Kapalıdır. Evet, bu evet. Anlamda kapalıdır. Evet. Ama tarihsel anlamda bilemiyoruz. Evet. Ama büyük evet. Olasılıkla Şubat ayı içerisinde, Şubat ayının hatta ilk yarısında bir sonuca varılması da yüksek bir olasılıktır diye evet. Düşünüyorum. İşte bunun için de sevgili Mert, bizim siyasi partiler olarak Kıbrıs Türk halkının varlığını düşünerek, varlığının ileriye taşınmasını ve güvenli bir şekilde ileriye taşınmasını düşünerek katkılarımızı hala devam ettirebiliriz. Benim çağrım budur. Benim gönlüm bunu arzular. Bütün siyasal partilerin elbette ki kendi düşünceleri benimle, bizim partimizle aynı olmayabilir. Evet. Ama Kıbrıs Türk halkının çıkarları doğrultusunda artık endişeler nasıl varsa endişeler, bu çok doğaldır ve endişe olması da iyi bir şeydir. Evet. Ama eğer yapıcı bir şekilde ortaya konar, önerilerle ortaya konarsa ve bunu nasıl aşarız noktasında girişimler yapılırsa, herkes kendi ilişkide olduğu siyasal partilerle, özellikle gerek Rum tarafıyla olsun, gerek Yunanistan'la olsun, gerekse Türkiye'yle olsun, bu adımları atması gerekir diye düşünüyorum. Bakın biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak Cenevre öncesinde Türkiye'deki partileri de ziyaret ettik. Ve gerek AKP'yi, AK Parti'yi, gerek Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret ettik genel başkanımızla birlikte. Dış ilişkiler sekreterimiz, ben ve genel başkanımızla birlikte. Ve bu girişimleri sürdürüyoruz. Ama aynı şekilde onun bir hafta öncesinde biz kuruluşumuzun yıl dönümünde 27 Aralık haftasında yine Türkiye'den, Yunanistan'dan ve Kıbrıs'tan siyasal partilerden kişileri çağırarak gerek Yunanistan'ın Siriza hareketinden, gerek Türkiye'den, CHP'den, bizden katılımcıların katıldığı ve Kıbrıs sorununda neler bekleniyor, neler yapılabilir konusunda belli bir takım çalışmalar da yapıldı. Bu girişimler de yapıldı ve Cenevre'de dahi bakın Cenevre'de bir taraftan müzakere sürecini takip ederken ama bir taraftan da
gerek Kıbrıs Rum siyasal partileriyle, DİSİ'yle, AKEL'le orada da görüştük. Orada da bu katkılara devam ettirdik. Ettirmeye çalıştık. Ve yaptık da, yani attığımız adımlarla bazı pürüzler ortadan kaldırıldı. İşte bu siyasi eşitlik konusunda olsun, kararlara etkin katılım konusunda olsun. Sayın Erdoğan'ın ama biz de çıkıp orada kalkıp da evet, biz evet, bunu evet veya hayır, hayır, hayır desek evet. O zaman bir adım atılabilecek noktada olunamaz. Evet. Bir güzel yurt milletvekili olarak yani çeyrek geçiyor ve süremizi sizin için erken bırakmak zorundayız ama özellikle bu Yeşilırmak ve Erenköy arasındaki bölgenin aslında bu daha önce Rum tarafında bir iddia haritalardan bir tanesiydi. Açık ve kapalı Maraş'tan bahsederek bunun karşılığında. Öte yandan dönüşümlü başkanlık meselesine yönelik sözleri, söylemleri, güvenlik ve garantilerle ilgili bunu belki biliyorduk ama diğer söylemleri biraz sürpriz oldu ya da beklenmedik bir açıklamada diyebiliriz. Ne dersiniz, nasıl yorumladınız? Ben çok öznel anlamda o spesifik yerleri konuşarak değil ama daha genel anlamda bakıp Sayın Erdoğan'ın söylemlerinin yapıcı söylemler olduğunu düşünüyorum. Neden? Neden yapıcı? Biz hep takıldık bazı yerlere. İşte şu verilmez ise çözüm olmaz. Bu alınmaz ise çözüm olmaz. Güzel yurdu vermezseniz kırmızı çözüm olmaz şunlardır. Falan falan. Fakat Sayın Erdoğan'ın bu söyleminde ben şöyle bir açılım görüyorum. Tartışabilecek o kadar farklı seçenekler var ki bir yere takılmayın. Bakın Açık Maraş bugüne kadar gündeme gelmedi. Evet. Ben Açık Maraş'ı verebilirim diyor. Bakın. Ama bunun için bir alver olması gerekiyor. Yani Açık Maraş'ı veririm Kapalı Maraş'la birlikte bakın diyor. Ha bu illa vereceğim anlamında değil ha. Önerdik diyor. Hayır, ben olasılıktır konuştuğu diyorum Sayın Erdoğan'ın. Evet. Yani bunlar bu ve benzeri bir takım başka şeyler daha önerilebilir. Ve beynimizi serbest bırakabilirsek, özgür bırakabilirsek ve işte bir yerlere takılıp da evet veya hayırı bugünden başlatmazsak alternatif birçok şey yaratılabilir. Hani sizin eleştiriniz oldu ya diğer siyasi partilerde. Aynen öyle. Eleştiriye, daha doğrusu alternatif endişeye format. Bir alternatif. Evet. Sayın Erdoğan'ın söylemlerini bu bağlamda yapıcı bir... Ben yapıcı görüyorum. Artı güzel yurt noktasında işte Rumlar bunu almazsak olmaz ama peki o zaman sana tercih verirsem güzel yurt mu, Maraş'ın tamamı mı, ne yaparsın? Yani bu tip yerlere tıkanıp kalmamak gerekiyor. Önemli olan çünkü en az insanın mağdur edilebileceği bir çözümden bahsetmemiz gerekiyor. Peki. En az insanın yer değiştirebileceği bir çözümden. Çünkü bu sadece ev değildir. İş, yaşam alanları bunlar çok önemlidir. Evet. Ve evet 1974'te ben de dahil birçok Kıbrıslı Türk evini, barkını, işini, gücünü bırakarak, okullarını, her şeyini bırakarak kuzeye geldi. Keza Rumlar da güneye gitti ama bu bir savaş ortamıydı. Bu bir yaşanan o 15 Temmuz darbesinin sonrasında gelişmelerle yaşanan bir olaydı. Ve iş o noktaya geldiği zaman insanlar önce canını düşünür. Önce yaşamını düşünmek zorundadır. Ama bugün o noktada değiliz. Bugün bir savaş ortamında değiliz. Bugün aklımızı kullanarak ve yapıcı olarak kullanarak ve sadece etnik ve ırkçı düşünmeden bütün insanların, adada yaşayan insanların hepsini düşünerek ama elbette ki kendi toplumumu daha önce düşünmek durumundayım ama diğer toplumu da hiçleştirmeden, aynısı Rumlar için de geçerli, Kıbrıslı Türkleri hiçleştirmeden düşünmek lazım ve şunu düşünmeleri lazım aslında Kıbrıslı Rumların. Kıbrıslı Türkler güvende olmazsa onlar da güvende olmayacak. Çünkü güvende olan bir insan herhangi bir şey almaz. Evinde bile. Eğer güvendeysen bir tedbir almazsın. Ama eğer kendini güvende hissetmezsen tedbir almaya başlarsın. Ve bu da diğerleri için güvensizlik oluşturur. Bir tehdit haline gelir. Dönüşebilir ya da öyle algılanabilir. Evet. Hocam, onun için toplumlarda ederiz. Da bu böyledir. Yani güvenliği de garantileri de öyle bir ele almamız gerekir ki bir toplumun güvenliği diğer toplumu tehdit etmeyecek noktada olduğunu görebilmemiz Bakalım gerekiyor. Bakalım yarın bu konuyla ilgili teknokratlar
Ned üzerinde çalışmalara başlayacaklar, nereye ulaşabilecekler. Çok teşekkür ederiz değerli hocam, Cumhuriyet Türk Partisi ederim. Güzelyurt Milletvekili. Hem temaslarınızı hem sürece ilişkin görüşlerinizi ve Cenevre'ye ilişkin genel değerlendirmelerinizi aldık. Katkınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere tekrar. Değerli izleyenler, evet az önce yaklaşık bir 45 dakika süre zarfı içerisinde Cumhuriyet Türk Partisi Güzelyurt Milletvekili Sayın Mehmet Çağlar bizlere değerlendirdi, görüşlerini aktardı. Biz de sizlerle paylaşmış olduk. Bugün bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte farklı bir konu ve konukla yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim.